Beyefendi. Sesini kısın. O kadar. Başka bir şey yok. Sesini kısın. Sesini kısın. Sesini kısın. Şu anda. Sen duymuyorsun. Kulağında problem var. Demin şu an kulağında problem var. Bak ses kısık ya. Kulakta problem olsa sesi kısık. Hep uyarım. Yüksek ses duymaz. Tamam biraz kısın şimdi. Tamam. Bakıl yapın ya. Bakıl yapın. Dostlar merhabalar. Çatalca Kaymakamlığı'nın önündeyiz Polonez işçiler olarak. Bizler bir şey istiyoruz. Bizler yasal direniş hakkımızın olduğu alana dönmek istiyoruz. Ve anayasanın 90. maddesi ve yasalardan doğan hakkımızın bize uygulanmasını istiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bugün sabah bir olay oldu. Çatalca müftüsü buraya geldi. Bize hastalar var. Yok insanlar rahatsız oluyor ki oysa ki ses kısık olduğu halde. Ben kendisine bu konunun emniyet güçlerine bildirmelerini gerektiğini istirham ettim. O da ben niye emniyet güçlerine gidiyorum dedim ki bu kişi Çatalca'nın müftüsü yani bir amir, bir kurumun amiri. Ondan sonra arkadaşlarımıza yok onu yapamazsınız. Sizin burada yaptığınız doğru değil diyerekten sanki kolluk kuvveti. Bizim burada talebimizin herkesin net bilmesi gerekiyor. Biz bir ekmek mücadelesi. Keşke müftünün şöyle bir şey söylemesini isterdim. Ebu Zer diyor ya akşam kaç yatıp da sabah kılıcına davranmayanın imanından şüphe ederim diye. Bizler hakkımız olan ekmeğimiz için bir mücadele veriyoruz. Çocuklarımızın geleceği için mücadele veriyoruz. Keşke Çatalca müftümüz bu işçiler haklıdır, bu işçiler haksız. Çünkü devletin bakanlığı bizi haklı bulmuş, devlet haklı bulmuş ve maalesef patronuna söz geçiremiyorlar. Biz ona söz geçirmesi için baskı yaparken Çatalca müftüsünün bu tavrını esefle kınıyoruz. Ve mücadelemizden vazgeçmeden tekrar deklar etmek istiyoruz. Çatalca müftüsünün de bir tekzip yayınlayarak işçilerden özür dilemesini ve işçilerin yanında olmasını talep ediyoruz. Çatalca müftüsünün bunu yapması abeste iştigaldir ve kendisine hiç yakışmamıştır. Polonez işçiler adına kendisini tekrar kınıyoruz.